Merhaba sevgili tahminci takipçileri. Elimde görmüş olduğunuz yeni Huawei P60 Pro. Efsane, inanılmaz bir kameraya sahip. Çok harika olmuş arkadaşlar. Huawei telefonlar özellikle Mate serisi ve P serisi ülkemizde çok sevilen telefonlardı. Ama biliyorsunuz Amerikan hükümetinin ambargosuyla Google tarafından bence çok haksız bir şekilde ambargo uygulandı telefonlara ve ondan sonra biraz akıllarda ne olacak, şimdi ne yapacaklar gibi sorular çıkmıştı ama Huawei o günden beri hiç durmuyor. Sürekli çalışıyor, kendini geliştiriyor ve gerçekten inanılmaz telefonlar üretiyorlar arkadaşlar. Google servisleri konusunda hiç problem yok. Çok uzun süredir bir problem yok aslında. Onu da nasıl problem yok, nasıl Google servislerini kullanacağız? Bu videoda kısaca onu da anlatacağım arkadaşlar ama ilk önce şu Huawei P60 Pro'ya bir bakalım bize neler sunuyormuş. Özellikle kamerası çok heyecan verici arkadaşlar. İlk olarak tasarımıyla başlayayım. İki farklı renk seçeneği var. Birisi beyaz, birisi siyah. Beyaz çok özel arkadaşlar. Rococo Pearl ismini verdikleri bir yapıya sahip kasanın arka tarafı ve böyle sedefli bir dokuya sahip. Dolayısıyla her birinin de arka tarafı aslında farklı. Gerçekten sanat eseri gibi görünüyorlar. Bendeki modelde siyah. Siyahta da çok enteresan bir doku var. Arka tarafı tüy kumlu cam. Gerçekten parmak izi tutmuyor asla, yani bu arka tarafına ne kadar ellerseniz mıncırırsanız mıncırın hiçbir şekilde yapısını kaybetmiyor. Her zaman aynı temizlikte kalabiliyor. Çok enteresan bir dokusu da var bu arada. Bir de simli bir yapısı var ve biraz renklenebiliyor. Mesela şu anda baktığınızda o simli yapıyı çok algılayamayabilirsiniz. Ama farklı ışıklarda baktığınız zaman özellikle gece sokak ışığı vesaire vurduğunda çok güzel parlıyor. O tüylü kum dokusu gerçekten çok şık gösteriyor telefonu. Elde tutma hissi çok güzel. Hafif kavisli bir ekrana sahip bu arada. Telefon arkadan önden biraz kavisli. Aynı zamanda bu kasa IP68 sertifikasına da sahip. Yani suya ve toza karşı gayet dayanıklı arkadaşlar. Tasarım ve kasadan sonra ekrana değinmek istiyorum. Ekranı 6.67 inç LTPO OLED paneline sahip arkadaşlar. Aynı zamanda 1 Hz ile 120 Hz arasında değişken dinamik bir ekran tazeleme hızı da var. Bu hem pil tasarrufu sağlıyor hem de oyun oynadığınızda maksimum performansta hızda görebiliyorsunuz ekranı. Parlaklığı 120 nit ve P3 renk gamutunda destekliyor. Huawei X True verdikleri bir teknolojiyle de ortam rengine göre ya da içeriğin rengine göre ekran beyaz ayarını sürekli optimize ediyor. Dolayısıyla her zaman doğru renkleri görüyorsunuz. Ekranı çok güzel arkadaşlar. Yani bakmaya doyamazsanız çok güzel bir ekranı var. Ekranın orta tarafında da kamera deliğini görüyoruz. Onun dışında bir detayda ekranda aynı zamanda parmak izi sensörü de var. Parmak izi kullanarak açabiliyorsunuz rahatlıkla. İsterseniz yüz tanımayla da açabiliyorsunuz. Ekran camı da eski oranla 10 kat daha dayanıklı olduğunu söylüyor Huawei. Kunlun ismini verdikleri bir teknoloji kullanmışlar. Bir cam teknolojisi kullanmışlar. Ve dayanıklı, bu arada eskiden beri bildiğim bir detay bu. Normalde de bu kavisli camlar, kavisli telefonların camları bu kavis için gerekli olan işlemden geçtikten sonra zaten normal ekranlardan daha dayanıklı oluyorlar. Bu ekran da o konuda sizi üzmez, dayanıklı bir ekran olduğunu söyleyebilirim. Zaten üzerinde de çok ince bir fabrikasyon jelatinle beraber geliyor aynı zamanda. Bu da güzel bir detay. Gelelim bu telefonun ana konusu. Gerçekten çok iyi bir fotoğraf makinesi. Artık Huawei'nin yeni fotoğraf makinesi diyebiliriz arkadaşlar. 156 puanla DxOMark'taki en iyi mobil kamera ödülünü almış bir telefon. Kameraları çok güzel. Arka tarafında 3 tane kamera var. Ana kamerası 48 megapiksel f1.4 ve f4. Yani f1.4 ile f4 arasında değişken diyafram aralığına sahip. Diyaframın değiştiğini görebiliyorsunuz. Bu bize nasıl bir katkı sağlıyor? Yani düşük ışıkta diyafram açılıyor arkadaşlar. Çok ışık alıyor. Ya da gündüz fotoğraf çekerken de diyaframı kıstığınızda daha net ve daha keskin fotoğraflar çekebilirsiniz. Burada size onu sağlıyor. İlla kendiniz açıp kısmak zorunda değilsiniz. Bunu pro modda kontrol edebilirsiniz ama kendisi zaten otomatik olarak ortam şartına göre diyaframı sanki bir DSLR profesyonel kamera gibi kontrol edebiliyorsunuz. Aynı zamanda OIS de var üzerinde ve sensörü de RYYB sensöre sahip. Bu düşük ışık performansını özellikle arttıran bir sensör teknolojisi ve Huawei bunu kullanıyor arkadaşlar. Onun dışında bir de telefoto kamerası var. O da yine 48 megapiksel f2.1 ve optik sabitleme var. 200x'e kadar yakınlaştırma yapabiliyorsunuz toplamda. Gerçekten iyi. Birazdan örnekleri göreceksiniz. Bir de arkada ultra geniş açı kamera var. O da 13 megapiksel f2.2. Arkadaşlar fotoğrafları gerçekten çok güzel. Çok tatmin edici. Ve ben lafı uzatmak istemiyorum. Şöyle bir kolaj yaptım. Gece nasıl çekiyor? Gündüz nasıl çekiyor? Makroyu nasıl çekiyor? Farklı fotoğraflar çektim. Farklı koşullarla, farklı kameralarla. Sizi onlarla bir baş başa bırakayım.
Aynı zamanda fotoğrafla ilgili şurada zaten imzayı görüyorsunuz. X-Match imzasını görüyorsunuz arkadaşlar. X-Match profillerini fotoğraflarınızı uygulayabiliyorsunuz. Daha doygun, daha kontrastlı, daha keskin fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Fotoğraf konusunda bence gerçekten çok başarılı. Size her türlü imkanı sunuyor. Yakınlaştırmak istediğinde çat yakınlaştırıyorsun. Makro çekmek istediğinde muazzam. Gece çekmek istediğinde zaten harika. Geniş çekebiliyorsun, yakın çekebiliyorsun. Çözünürlüğü zaten çok yüksek. Ben fotoğraf kalitesini gerçekten çok beğendim. Peki video konusunda nasıl derseniz? Kameraları 4K 60 kare Vivid HDR videolar çekebiliyor. Burada size bu örnekte şunu göstermek istiyorum. Hem telefoto kameranın hem de ana kameranın 48 megapiksel olmasıyla beraber şu an gördüğünüz görüntüde telefoto kameranın gerçekten çok net bir video çektiğini görebiliyorsunuz. Geriye doğru zoom out yaptığımızda da en geriye gelseniz bile yine aynı çözünürlükte kaliteli güzel videolar görebiliyorsunuz. Bu bence çok önemli bir detay. Yani yakınlaştırınca da çok kaliteli görüntü, geriye çekildiğinde de çok kaliteli görüntü elde edebiliyorsun. Bu da işte telefoto kameranın optik performansıyla alakalı bir şey. Onun dışında tabii ki 200x'e kadar yolunuz var, gidebiliyorsunuz. Yani arka kameralarıyla çok güzel videolar çekebiliyorsunuz arkadaşlar. O yüz performansı, titreşim performansı çok güzel. Ön kamerayı tabii vlog çekmek için kullanmak isteyebilirsiniz. Ön kameranın performansına bir bakalım. Ön kamerası da 4K 60 kare videolar çekebiliyorsunuz. Ve bence bayağı iyi çekiyor. Titreşim konusunda da iyi. Sanki elimde neredeyse gimbal varmış gibi şu an kendimi görebiliyorum. Güzel çekiyor. Havada rüzgarlı sesi nasıl alıyor onu da izlerken göreceğiz hep beraber. Yine ön kameralarda da 4K videolar çekebiliyorsunuz. 13 megapiksel f2.4. Fotoğraf ve video çekmek bu kamerayla çok keyifli arkadaşlar. Farklı modları da var içinde. Gerçekten yaratıcı güzel modlar da var. Kendinizi bu telefonun kamerasıyla geliştirebilirsiniz. Yani diyaframı kontrol edebiliyor olmanız, ISO'yu kontrol edebiliyor olmanız. Yani profesyonel bir kamerada neyi kontrol edebiliyorsanız bu telefonun kamerasında da kontrol edebiliyorsunuz. Bu bence güzel bir imkan arkadaşlar. Bu konuda fotoğrafçıdan meraklıysanız mutlaka değerlendirin derim. Bir yerde gidin inceleyin bakın. Gerçekten güzel sonuçlar veriyor. Gelelim performansa. Performansı nasıl derseniz arkadaşlar olması gerektiği gibi. Üzerinde Snapdragon 8 Plus Gen 1 4G işlemci var. Güzel bir detay. Qualcomm'un 7. nesil yapay zeka motoru da var bu işlemcinin içinde. Artık biliyorsunuz yapay zeka önemli. Telefonlarda olması gerekiyor. Yani aslında baktığınız zaman son nesil, son teknoloji bir işlemciye sahip. RAM seçeneği şu şekilde 8 ve 12 GB'lık versiyonları var. 8 GB RAM versiyonunu aldığınızda aynı zamanda 256 GB depolamaya sahip oluyorsunuz. Ya da 12 GB'lık RAM versiyonunu aldığınızda da 512 GB'lık depolamaya sahip oluyorsunuz. Her ikisinin de performansı gayet iyi olacaktır arkadaşlar. Burada tercih size kalmış. Yani oyun oynamak istediğinizde vesaire artık hani performans konusunda çok söyleyecek bir şey olmayan en iyi deneyimi sunuyor aslında. İşin özeti o. Bir üst düzey telefonda olması gereken deneyimi sunabiliyor. Oyun oynamak istediğinizde açıp tıkır tıkır istediğiniz oyunu oynayabilirsiniz arkadaşlar. En önemli konulardan birisi de pil. Pil konusunda nasıl derseniz üzerinde 4815 mAh batarya var. Batarya ile ilgili şöyle bir not düşmüşler. Tam 2000 döngüye kadar dayanıklı demişler. Bu önemli bir detay. Çünkü eskiden 500 döngüydü bu. Sonra 1000 döngüye çıktı telefonlarda. Şu an Huawei bu telefonda 2000 döngü diyor. Bu çok güzel bir şey arkadaşlar. Dolayısıyla bataryanızın performansı yıldan yıla azalır biliyorsunuz. Bu telefonun batarya performansı daha uzun, daha dayanıklı olacak anlamına geliyor bu. Onun dışında 85 wattlık şarj aletiyle geliyor. Çok hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. 50 wattla kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz. Ve kablosuz ters şarj özelliği var. Onu da 7.5 watt destekliyor arkadaşlar. İçinde gelen şarj aletiyle beraber de 10 dakikada %50'ye kadar hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Şarj konusunda hem uzun ömürlü dayanıklı bir bataryası var. Hem gün içinde kullanabileceğiniz kadar dayanıklı bir bataryası var. Hem de taktığın 10 dakika %50 şarj oluyor. Bence muazzam. Çok hızlı şarj olabilen bir şarj teknolojisi var. Başta demiştim ya Google servisleri ne olacak çalışıyor mu çalışmıyor mu? Zaten bu telefonlarda çalışıyor arkadaşlar. Gelin size bu işlem nasıl yapılıyormuş, bu telefonun Google tarafındaki deneyimi nasılmış onu aktarayım. Öncelikle Huawei App Gallery'e giriyoruz arkadaşlar. Ve burada görmüş olduğunuz gibi tüm uygulamalar var. Hepsi burada vesaire hepsi var. Yani güncel kullanabileceğiniz tüm uygulamalar var. Daha şuradan bank uygulamaları çok önemlidir. Örneğin Akbank uygulaması var. Günlük hayatta kullanabileceğiniz tüm uygulamalar zaten Huawei'nin kendi app galerisinde mevcut. Ya da en önemlilerden birisi Instagram. O da mevcut. Hatta girdiğinizde burada diğer önerilen uygulamaları görüyorsunuz. Tüm uygulamalar var. Biz şimdi burada Google servislerini nasıl kullanacağız onu göstereyim. Çok basit. Buradan giriyorsunuz App Gallery'e. Gbox yazıyorsunuz. Ve Gbox uygulamasını yüklüyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde yükleniyor gördüğünüz gibi. Gbox'ı açıyoruz. Kabul ediyoruz. Burada bir izin bildirimi var. İlk önce ona bir göz at diyoruz ve etkinleştiriyoruz arkadaşlar bu izinleri. Etkinleştirdikten sonra tekrar geliyoruz. Uygulamalar burada. Hemen YouTube'a girelim. Gördüğünüz gibi Google Play geliyor. Google Play'de oturum açalım. Kendi Google hesabımızla.
Evet, şifremi girdim. Evet diyorum. Kabul ediyorum. Ve YouTube geliyor. Yükle diyorum YouTube'a. Başlangıç ekranına ekle diyorum. Aç diyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi YouTube geldi. Hatta benim hesabımda direkt açık. Görmüş olduğunuz gibi. Direkt YouTube'u kullanabiliyorum. Onun dışında GBox burada gördüğünüz gibi. Bütün Google servislerini kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Gmail'e girebilirsiniz. Fotoğraflar, Maps, Drive. Hatta Drive'ı da indireyim. Bundan sonra sadece yükle demem yeterli olacak. Ve benim Drive'ım direkt burada arkadaşlar. Yani aslında GBox size bir anlamda görmüş olduğunuz gibi tıkladığınız anda görüyorsunuz. Sizi Android Play Store'a yönlendiriyor. Ve oradan uygulamaları indirip kolaylıkla kullanabiliyorsunuz. İşte bu kadar basit. YouTube burada. Drive keza burada. Yani aslında çalışmayan ya da herhangi bir eksik durum yok. Sadece Google servisleri için bir adım geridesiniz. O da GBox yüklemek. GBox yüklediğiniz anda her şey sıradan Android telefonlarda nasılsa Huawei telefonlarda da aynı şekilde arkadaşlar. Gelelim fiyata. 8 GB olan versiyonu 36.999 TL. 12 GB olan versiyonu da 39.999 TL. Yani 37.000 TL'ye 40.000 TL gibi bir fiyatı var arkadaşlar. Ama Huawei'nin sitesinde şu anda bakıyorum bayağı bir avantajlar var. Yanında FreeBuds 5 hediyesi var gibi görünüyor. Elinizi çabuk tutarsanız büyük ihtimalle bunlardan yararlanabilirsiniz. Yani ekstra teklifler de sunuyor. Ekstra fiyat avantajları sunuyorlar. Evet, yeni Huawei P60 Pro bu şekildeydi arkadaşlar. Videoyu ben sizi beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz mutlaka abone olun. Çanı açın, bizi sosyal medyada takip edin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.